8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 85. Anka Kuşu Yayınevi. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Anka Yayınları Sayfa 85 Hertz. Peygamber, Siyavı, Hendek Savaşı öncesi de sahabilerle görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılan istişarenin sonunda Peygamberimiz, Siyavı ve Müslümanlar, İranlı bir sahabi olan Selman-ı Farisi'nin, Medine'nin etrafına hendek kazıp savunma savaşı yapılmasına dair önerisini uygun bulmuşlardır. Sahabilerden Ebu Hüreyre, Rama, Peygamberimizin, Siyavı, danışmaya verdiği önemi, Resulullah'tan daha fazla arkadaşlarıyla istişare eden hiç kimse görmedim, bir diyerek ifade etmiştir. Peygamberimiz, Siyavı, aile fertleriyle de danışmaya önem vermiştir. Örneğin Peygamberimiz, Siyavı, Cebrail, A.S.S., kendisine Hira mağarasında ilk vahiy getirdiğinde telaş ve endişe içinde hızla evine gelmiş, başından geçenleri eşi Hazreti Hatice'ye, Rama, anlatmıştır. Daha sonra onun teklifi üzerine yaşadığı olayla ilgili bilgi almak üzere eşiyle birlikte Varaka bin Nevfel'e gitmiştir. Hazreti Muhammed, Siyavı, kızlarını evlendirirken de önce onların görüşlerini almıştır. Kızı Hazreti Fatıma'yı, Rama, Hazreti Ali, Rama ile evlendirmeden önce kızının görüş ve onayını almış, sonra kararını belirtmiştir. Peygamber Efendimiz, Siyavı, istişarenin önemini çeşitli hadislerinde de vurgulamıştır. O, bunlardan birinde şöyle buyurmuştur: "Bir toplum, istişare ettiği müddetçe yanlışa düşmez. 2. Hazreti Peygamber, Siyavı, başka bir hadisinde de istişare eden pişman olmaz. 3. buyurmuştur. Etkinlik, biriniz, din, kardeşine danıştığı zaman, danışılan kimse ona hak ve doğru bildiğini söylesin. İbn-i Mace, Edeb, 37. Kendisiyle istişare edilen kimse, güvenilir olmalıdır. Ebu Davud, Edeb, 113. Yukarıdaki hadislerden istişare ile ilgili ne gibi ilke ve mesajlar çıkarılabilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Cevap, istişare, önemli kararlar alırken ve sorunları çözerken önemlidir. Müslümanlar, bireysel kararlar yerine topluluk içinde istişare yapmayı teşvik ederler. İstişarede bulunan kişi dürüst ve güvenilir olmalıdır. İstişare edilen kişi, danışanına doğru ve adil tavsiyelerde bulunmalıdır. İstişare, topluluk içindeki birlik ve dayanışmayı güçlendirir. Herkesin görüşüne değer verilmesi, daha iyi kararlar alınmasına ve insanların katılımının artmasına katkı sağlar. İstişare, kişisel çıkarların ötesine geçerek toplumun ve topluluğun genel çıkarlarını koruma amacını taşır. Bu, toplumun daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. 8. Sınıf Anka Kuşu Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 85 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.